2020 aslında benim için çok güzel başladı. Çünkü ilk yarışımı kazandım Avustralya'da. Aslında tam o tarihlerde korona daha yeni yeni yayılmaya başlamıştı. Daha sonrasında bizim yarışların hepsi durduruldu. Tabii ki de biz birincilikle kalmış olduk ama daha sonrasında bu sürecin çok kötü yerlere gitmesi, işte koronanın bütün dünyaya yayılması hepimizi üzdü. Daha sonrasında bizim sporlar mecburen açılmak zorunda kaldı. Biz aslında yarışlarımıza devam ettik. Bir şekilde işte maskelerle, tedbirler düşmeden aslında yani elimizden geldiğince herkes dikkat ederek yarışlarımıza devam etmeye çalıştık. Tabii ki de seyircisiz yarışlar gerçekten keyifsiz oluyor. Ayrıyetten dediğim gibi güzel bir sezona başlamıştım. Daha sonrasındaki ikinci, üçüncü yarışlarım çok güzel geçti. Ve sonrasında tam 2020'nin aslında ortalarında bir düşüş yaşadım ben. O düşüş çok güzel olmadı. Aslında puanlama olarak çok iyi gidiyorduk. Aslında birkaç defa da aksilik yaşadık çünkü motorumuz bozuldu. Teknik bir sorun yaşadık. Buna rağmen çok güzel, şampiyonada çok güzel puanlama içindeydik ve pozisyonumuz çok iyiydi. Dediğim gibi bir düşüş yaşadık. İspanya Aragon pistinde iki defa yarış yapalım üst üste. Biz elimizden geleni yapıp en iyi pozisyona bitirmeye çalıştık. Ama tabii beklediğimiz bir pozisyon değil. Moralmen çok kötü çökmüştük. Daha sonrasında işte yarışlar yağmurda oldu. Yağmurda biraz tecrübesizim. Ama onu şu an geliştirmeye çalışıyoruz. Aslında geçen senelere göre bakarsak daha iyiyim. Üstüne bir de yağmurlu olması beni tamamen moralmen çökertmişti. Sezonun son yarışına geldik ve artık dedim ki sezonun son yarışında güzel bitirmem lazım. Podyumda bitirmem lazım çünkü podyum o kadar uzak gözükmeye başladı ki bana son 3 yarışta. Artık podyumu özledim. Yani üçüncülüğü bile özler hale geldim. Normalde biz sezona başladığımızda sadece kafamızda birincilik vardı, birincilik düşünüyorduk. Son yarışımız da ilk yarışımız gibi. Aslında şöyle oldu biraz. İşte sezonun ilk yarışını birincilikle başladık. Son yarışını birincilikle kapatmış olduk. Son yarışımız güzel geçti ve bizim çok ihtiyacımız vardı buna. Çünkü kışa biraz moralli girmemiz gerekiyordu. Bu çok güzel oldu bizim için. 3 sezon, 2-3 sezon neredeyse farklı bir motorla yarıştım ve Yamaha benim için yeni bir motordu. Yamaha yeni bir takımdı benim için. Alışma sürecim vardı ama biz çok hızlı bir şekilde başladık ve hızlı bir şekilde alıştık motora. Ama tabii %100 alıştım denenemezdi çünkü motoru daha yeni tanıyorum. Ama şimdi dediğimiz gibi 2021'de artık motoru biliyorum, motoru tanıdım, motora alıştım. Testlerde, son testlerimizde çok güzel geçti. Daha 2021'in testleri başlamadı. Takımda şöyle bir karar aldık toplantı yaptığımızda. Tabii ki de görüntülü toplantı yaptık yakın zamanda. Sezon başlamadan 1,5 ay önce testlere başlayacağız biz. Çünkü daha öncesinde motora binmek istemedim. Biraz daha özlemek istiyorum motoru. Çünkü bazen motosikleti veyahut da yaptığınız sporu özlemek sizi sezona başlarken daha enerjik başlatıyor. Çünkü özlediğiniz bir şeyi veyahut da sürdüğünüz bir şeyi özledikten sonra kullanmanız daha farklı oluyor. Böyle bir taktik uyguluyoruz aslında kafamızda. Daha sonrasında tabii ki de 2021 için yeni parçalarımız var motosikletle alakalı. Ayrıca da testlerde onları deneyeceğiz. Aslında daha önceki yıllarda da her zamanki en büyük rakibim Jonathan Rea olarak görüyorum. Üst üste şampiyonluğu var adamın, dünya şampiyonluğu. Gerçekten çok güçlü bir rakip. Hem gerçekten çok büyük tecrübesi var Superbike'da, dünya şampiyonasında. Şu anda en büyük gördüğüm rakip o. Tabii ki de Scott Redding var, işte Chase Davis var. Yani aslında çok bilinen pilotlar da var. Keşke dediğim yerler var. Yarışım ilk kötü geçtikten sonra kafam otomatikman işte motor kötü, şu ayarlarını şunları falan değiştirmem gerekiyor diye bir psikolojik şeye takıldım. Motorda çok büyük değişiklikler yaptık. Aslında orada en büyük hatam orasıydı benim. Motorla alakalı o kadar çok değişiklik yapmamam gerekiyordu. Çünkü biz onu yaptıktan sonra daha da çok kaybolduk.
hem motorun ayarları olarak hem de biz kafa yapısı olarak gerçekten kaybolduk. O bizim için çok kötü oldu. Daha sonrasında işte yağmur denk geldi. Sonra ben bir ufak bir sakatlık yaşadım. Warm-up'ta düşerek. Yani bunların hepsi üst üste geldikten sonra zaten artık ben bıraktım, saldım. Yani kafamdaki tek düşünce şuydu. Motorları eski ayara getirdik. Ben sadece dedim süreceğim. Yani ayar mayar yapma gibi bir düşüncem kalmadı kafamda. Ben sadece sürüp o motordan zevk almak istiyorum diye. Bu kafayla gittim yarışlara. Aslında sezonu çok güzel bir şekilde bitirdik. İşte umudumuz 2021 daha iyi geçmesi. Aslında ben 2019'da da bunu öğrendim. Ama işte insanoğlu bazen kaybolabiliyor. Daha sonrasında bir şekilde geri dönmen gerekiyor ama dediğim gibi iki tane yarış üst üste orada kaybolduk. Daha sonrasında anladık hatamızı ama hiçbir şey istediğimiz gibi gitmedi. Bazen olmayınca olmuyor. Mesela 2020 sezonunda ben çok umutluydum. Güzel başladık ve yani şampiyonluk için büyük bir savaş verecektik. Ben inanıyorum ki şampiyonluğu ikinci çok rahat bir şekilde bitirecektim ama şampiyonluk için de büyük savaş verecektim Real'e. İstediğim gibi gitmedi. Yani ya baktığımız zaman tek hani motordan değil sorun. Bazen kendimiz yani her yarışlara kendimizi iyi hazırlayamıyoruz. Veyahut da her yarışta güzel bir moralle olamıyoruz. Yani bu bireysel bir spor olduğu için psikoloji bile çok önemli oluyor. Beni yurt dışında zaten geç fren yaparak insanların bildiğini biliyorum. Çünkü herhangi bir kanalda mesela beni izleyenler, yurt dışında izleyenler çok keyif alıyor. Çünkü ben biraz daha böyle deli dolu biri olduğum için motor sürerken diğerlerine göre daha farklı bir stilim olduğu için beni çok severler motosikleti kullanırken. Şu tecrübe dedim. Tecrübe gerçekten çok önemli bir şey. Yarıştıkça anlıyorsun. 2019'da bir hatam vardı benim. İlk birinciliğimi aldım. Sonra bizim hafta sonları 3 tane yarışımız oluyor. Cumartesi ve cumartesi bir tane, pazar günü 2 tane yarışımız. Ben 2 tane yarışımı birinci olarak bitirdim. Son yarışa birinci start alıyorum. İkinci yarışını hangi ilk onun içinden hangi pozisyonda bitirirsen son yarışa o pozisyondan start alıyorsun. Ben birinci bitirmiştim. Birinci start aldım. Şöyle bir baskı vardı bende. Ben birinci olarak kalkıyorum. Birinin geçmemesi lazım beni. Çünkü arkadan kalktığın zaman önünden bir kişiyi bile geçsen o senin için güzel bir pozisyon. Neden? Çünkü bir kişiyi bile geçiyorsun. Gerileme olmuyor. Ama en önden kalkıp birinci bitirmen lazım. İkinci bitirirsen bu benim için utanç verici bir şey. Çok büyük bir baskı hissediyorum. Çünkü ilk defa birinci sıradan start alıyorum. O yarışımda düştüm ben. Ben bundan ne pay çıkardım? Şöyle. 2021'de de son yarışımda ben birinci start aldım. Ve açık ara birinci bitirdim. Yani tecrübe aslında çok güzel bir şey. Ben her yarışlarımda kendimden ders çıkartıyorum. Ve her ders çıkarttığımda da bunu tekrardan düşünüyorum. Hani bu niye böyle oldu? İşte burada böyle yapsaydım olabilir miydi diye. Ama en büyük etken aslında tecrübe. Yani birçok pisti var. Ben aslında her pisti seviyorum. Tabii ki de insanların yani her pilotun gerçekten böyle keşke olmasa dediği pistler var. Benim de geçen sene oldu. Aragon pisti, evet. İspanya. En sevdiğim pistler dersen abi herkesin ilk defa gittiği Portekiz pisti. Orası çok güzeldi, Estoril pisti. İlk defa gitmiştim ben ve çok hoşuma gitti o pist. Daha sonrasında Misano pistini severim. Jerez pisti güzel ama favori pistim olarak Donington Park çok hoşuma gider. Gerçekten güzel pist. Bu sene 2020'de olmadı yarış. 2021'de olacak gibi gözüküyor. Tabii ki de korona tekrardan yükselmezse yarışlar olacak. Kenan Sofoğlu'yla beraber böyle bir konuşma geçmişti. Formula 1'i izlemeye gitmiştik beraber. Orada böyle bir şey geçmişti. Yani o bu şekilde işte anlatırken ben heyecanlanıyordum mesela. Çünkü Türkiye'ye gelecek kendi evime ve ben kendi evimde yarış kazanmam gerekiyor. Daha o anlatırken ben hemen hayalini kuruyorum. Hani ya kazanamazsam? Benim o yarışı kazanmam lazım ne yapayım ne edeyim. Çünkü Kenan abi zamanında çok güzel yarış kazandı İstanbul Park'ta. Ben de yarış kazanmak çok isterim.
Ama gerçekten çok büyük baskı hissederim Türkiye'ye geldiği zaman. Ama tabii ki de kendi evimde yarış kazanmak çok isterim. Red Bull ailesine ben katıldığımda 2014 sonuydu. Gerçekten çok mutlu oldum. Tüm sporcuların bence hayalidir Red Bull sporcusu olmak. Benim gerçekten çok büyük hayalim de şu Red Bull şapkasını takmak. Benim en büyük hayalim de. Bunun gerçekleşmesi tabii ki de kolay olmadı. Bizler elimizden geleni yurt dışında en iyi şekilde Türkiye'yi temsil ettik ve başarıyla beraber Red Bull sponsorluğu adı altında şimdi devam ediyorum yarışlarıma. Kenan Sofuoğlu'na gelirsek, Kenan abi artık bizim şu an abi kardeş gibi bir şeyiz. Çünkü 2012-2013'ten beri neredeyse beraberiz. 2015-2017 arası çok samimi olmaya başladık. Şimdi artık abi kardeş gibi bir ilişkimiz var. Yani şu an Red Bull ailesiyle beraber, Kenan abiyle beraber yani çok güçlü bir şekildeyiz. Güçlü bir şekilde aslında yolumuza devam ediyoruz. Burada da konuştuk. Geçen sene de hep konuşuyorduk. En büyük hayalimiz işte dünya şampiyonu olmak. İnşallah Red Bull'la beraber Kenan abinin de önderliğinde inşallah dünya şampiyonu olup Superbike'a bir imzamızı bırakmak istiyorum. Beni yakından takip eden spor severlere şunu söylemek istiyorum. Hep yazıyorlar. Abi biz de senin gibi olmak istiyoruz diye. Ben daha doğrusu çok cevap veremiyorum bu konulara. Çünkü cevap verdiğim zaman bitmiyor. Gerisi geliyor çünkü arka arkaya. Şöyle düşünüyorum. Ben yarışlara aile desteğiyle başladım. Aile desteğiyle yarışlara başlamanız gerekiyor. Türkiye Şampiyonası'nda yarıştım. Daha sonrasında beni yetenekli bulduktan sonra Kenan abi kendi yanına çekti. Yani şunu söylemem gerekiyor. Siz ailenizle yarışlara başladıktan sonra zaten sizde yetenek olduğunu görünce Kenan Sofuoğlu zaten yanınıza alıyor sizi. Hani bana hep şöyle sorular geliyor. İşte abi bana da yardım edin. İşte ben öğrenciniz olmak istiyorum. Hani bu şekilde olmuyor. Herkes kendisi başlıyor. Yetenek olduğunu fark edilince zaten Kenan Sofuoğlu kendi ekibine sizi alıyor. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü çok mesajlar geliyor. İnşallah daha fazla kişi gelir. Ben çok isterim. Çünkü şu an 5 kişiyiz. Yani 5 kişi yurt dışına gidiyoruz. Her birimiz farklı bir kategoride yarışıyor. İtalya, İspanya'ya baktığımız zaman oraya bakmaya bile gerek yok. Zaten hepsi İtalyan, İspanyol. Yani biz Türkiye'den sadece 5 kişi gidiyoruz. Hepimiz ayrı farklı bir kategoride. Yani ben çok isterim ki 30-40 kişi yani her birimiz farklı bir kategoride başarılar elde edelim. Türkiye adına. İnşallah daha ileriki zamanlarda inanıyorum ki daha güzel yerlere gelecek bu spor. Motor sporları. Tek motosiklet değil mesela araba, Ayancan arabada çok iyi yerlerde ve çok güzel başarılar elde ediyor. Kenan abi öncülük etti motosiklette. Biz onun izinden gidiyoruz. Bizler izinden gidiyoruz. İnanıyorum ki daha güzel yerlere gelecek motosporlara.